Kanal 5 sokak röportajlarına devam ediyor. Ankara'nın nabzını tutan Kanal 5 ekipleri fırsat buldukça toplumun nabzını ölçen röportajlarla izleyicilerinin karşısında oluyor. Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu Başkanı Sadullah Alagöz yıl sonu itibariyle piyasanın hareketlendiğini belirterek her alanda yürütülen çalışmaların önümüzdeki yılda da devam etmesini istedi. Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu Başkanı Sadullah Alagöz Kanal 5 mikrofonlarına görüşlerini şöyle dile getirdi. Ben 2019'u geride bırakıyoruz. Son günlerdeyiz. 2019 sizce nasıl geçti? 2019 öncelikle nasıl geçti derken soruyu ticaretten mi soruyoruz, siyasetten mi soruyoruz? Hem siyasetten hem ticaret. Genel anlamda mı soruyoruz? Genel anlamda. Genel anlamda baktığımız zaman 2019 özellikle benim için ALG Şirketler Grubu olarak gayet güzel geçti. Ticaretimizde yaptığımız yatırımlar, yaptığımız adımlar hepsi gayet güzel, başarılıydı. Rabbime milyonlarca kez şükürler olsun. Attığımız her adım bize güzel işler getirdi. Siyasi alanda soracak olursanız ülkemiz bir kaostan geçiyor senaryosu var. Eğer Allah nasip ederse biz bu senaryoların da birçoğunu bozarak daha iyi yerlere geleceğiz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti de hiçbir zaman için bu senaryolara maruz kalmamıştır. Daha iyi yarınlara birlikte gideceğiz. Şunu söylüyorum, birleşeceğiz, bütün olacağız ve daha iyisini hep birlikte yapacağız inşallah. Olumlu bir tablo var değil mi 2020'ye girerken? 2020'ye girerken gerçekten çok güzel, ciddi anlamda olumlu bir tablo var. Niye olumlu bir tablo var? Baktığımız zaman yeni yatırımlar, baktığımız zaman yeni gündem gerçekten çok önemli. Eğer biz bunu birlikte oturur, istişare halinde gündeme çıkartırsak, eskiyi yeniler hale gelirsek daha güzel yarınlara birlikte gideceğiz. Ama var olanların üzerinden kapatarak devam edilirse siyasette, ticarette olduğu yerde kalır. Yenilik diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği üzere yenileneceğiz, yeniliği birlikte hedefleyeceğiz. Eğer yeni insanlar bir yerlere gelirse geldiği makamları da kendi güçleriyle, kendi enerjileriyle muhakkak bir yere getirirler. Ama enerjisi bitmiş, artık birçok noktada miadı dolmuş insanlarla yola devam edersek bugün hakikaten eskiyi daha da fazla ararız. Bu belli bir siyasi yere mesaj değil mi? Bu aslında belli bir siyasi yere mesaj demeyelim ama ülkenin gündemi, ülkenin gerçek gündemi. Eğer biz yapacağımız ticaretlerde de, yapacağımız siyasetlerde de birlik olursak, güçlü olursak, güvenilir adımlar atarsak hep birlikte güçleneceğiz. Güçlü yarınlara birlikte gideceğiz. Ama gerçekten bir mesaj mı diyorsunuz? Evet, bir mesaj. Bekleyen insanlar var. Bekleyen insanlar bazen otururken kendini gösteremeyebilir. Yaptığı yanlışlar olabilir. Büyük çağırır, küçüklerine der ki gel kardeşim, senin işin bu, burada bu noktada duracaksın. Eğer küçüğü o noktada durup o noktayı büyütmüyorsa al onu oradan. Ama ve lakin bizim abilerimiz, bizim büyüklerimiz bazı noktalarda değişimler gösteriyor. Bizleri yanlarına almaları lazım. Bizler genciz, yeni jenerasyonuz. Biz siyasette de ticarette de iyi yerlere geleceğiz. Ben kendi gücümü, kendi beynimi kullanarak ticarette istediğim zirvelere geliyorum. Şu an onlarca şubem, onlarca şirketim var. Kendi başıma yaptım. Ama beni daha farklı konjektörde görmeleri lazım. Görürlerse siyasette de ticarette yaptığım başarının aynısını yapabileceğimden eminim. Çünkü ben bu Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyorum. Ankara'yı çok seviyorum. Vatanımı, milletimi, tüm kardeşlerimi çok seviyorum. Hizmet etmeye de her daim açığım. 2020'den beklentilerimiz nedir? 2020'den beklentim daha güzel yarınlara gideceğiz hep beraber. Bunun ümidi içerisindeyim, heyecanlıyım, dinamiyim. Verilecek her türlü görevin arkasından, altından da kalkabileceğime eminim, inanıyorum. Ticarette yaptığım her şey diğer tarafta da yapacağımın göstergesi. Takip eden birçok arkadaşım diyor ki sen uyumuyor musun? Ben gece uykusunda uyuduğum zaman bir şeylerin çok çabuk kaybolabileceğini düşünüyorum. Uykuyu az uyuyorum. Ama çok çalışıyorum. Çünkü bu ülkeyi seviyorum. Milletimi seviyorum. 2020'ye de Allah'ın izniyle bomba gibi gireceğiz. Girdiğimiz bu yılda da hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, bol para, bol sağlık, esenlikler diliyorum inşallah. 2020'de hepimize bütün istediğimiz güzellikleri getirsin Aydın Bey. Çok teşekkür ederim. Buradan Kanal 5 ailesine gerçekten teşekkür ediyorum. Bizleri her platformda öne taşımak için, yaptığımız güzellikleri göstermek için her noktada bize kamera uzatıyor. Gerçekten değerli patronumuza, sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Sağ olun.